Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya, yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Norton Tower'da 13. katta çuba bet keseceğiz. Buradan takı attığını söylüyorlar. Ben bir yarım saat SC ile döneceğim. Ondan sonra bir SC daha basar yoluma bakarım. Rahatça burada dönebiliyorum. Bir sıkıntı çıkmıyor. Zaten petim de var. Da böyle yavaş yavaş kasacağız bakalım. Güzel bir drop gelirse sizleri gösteririm. Sizlere gösteririm. Drop atmazsa da yine gösteririz. Atmadı beyler deyip hayatımıza devam ederiz. Sizlerden tek ricam bu tarz videoların devamı için videoya bir like atmanız. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hadi bakalım başlayalım. İkisini de keseyim şöyle. Bayağı rahat dönüyorum bu arada. İnanılmaz rahat. Oh. Oh, vur 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 vur. Bir tane Narun Dust aldık şimdi abi. Farklı bir drop yok. Bildiğiniz gibi yayındayız. Yayındaki arkadaşlar boşuna kesiyorsun diyorlar. Bilmiyorum bakalım ne kadar boşuna kesiyoruz göreceğiz. Bir SC duracağım ya. Pot bitiyor. Bir üst kata çıkıp pot almam lazım da. Bakalım şunu da keseyim şöyle. Şak bir kritik shot. Gerçekten rahat bir farm orada. İnanılmaz rahat. Bir tek mana potu gidiyor. O da geliyor zaten. Bunu da keseyim. Devam. Narun Dust aldık. Narun Dust kasmaya devam ediyoruz. Potumuza azaldı. Okumuza azaldı. Bakalım ya. Bir tane takım akı atarsa zaten yeterli de. Zor atıyor beyler burada. 10 saat farm atıp 2-3 tane takı alan oldu. 1 saat farm atıp 3 tane takı alan da gördüm de. Bu slotta görmedim tabi. Evet, Chupabet'te 30 dakika farm attık. Chupabet'te. Buradan çıkacağız. Nereden gideceğiz? Şöyle hop. Aa, burada basılmıyormuş step back. Burada Mage Priest Heavy Plate atıyor arkadaşlar. Yani full plate'lerini atıyor. Bir tane Arundast alabildim ben yarım saatte. Farklı bir drop alan varsa söylesin. Ben şimdi okmok alıp diğer katlarda farma devam edeceğim. Şimdi de Hellhound'a geldik abi. Bir SC burada kasacağım. Bakalım buradan bir takı bir şey alabileceğiz mi? Göreceğiz. Nasıl kesiyoruz? Zorlanıyoruz mu, zorlanmıyoruz mu bakalım bir. Oy birazcık şey kadar hızlı değil. Chocobet kadar hızlı değil. Ama ikili slot dönerim yani. 3 tane burada keserim. 3 tane de yanda keserim. O şekilde olur. Buradan şöyle bir güzel takı. Takı arkadaşlar, oyunda takı drop'u lazım. Epic silah drop'u lazım. Epic silah droplarından yine para edenler var ama takılar banka opere ediyor. Özellikle bir pendant aldığınız zaman çarı dizebiliyorsunuz. Ben Vitality pendant falan alırsam kullanırım diye düşünüyorum. Ya Vitality pendant, Vitality ring yapmayı düşünüyorum çara. Can mana dengesi inanılmaz fazla oluyor. Göğsüyü de satacağım. Görev göğsünü kullanacağım. Çünkü poison damage resistance veriyor. O da önemli. Bu oyunda poison damage önemli abi. Bunu söyleyebilirim size. Bankadan da az çok potumuz varmış. Onları da aldım. Bunlar yeterli olur bir saat için. Hayırlısı bakalım. Drop alırsak görüşürüz. Evet, şu an ilk yarım saati bitirdik arkadaşlar. Yarım saatte pot dışında hiçbir şey atmadı. Bir tane bow'umuz yandı. 2500 tane okumuz kaldı. Bir yarım saat daha devam edeceğim ben. Sadece pot atıyor. Sinirlerim bozulmaya başladı. Bir tane drop alabiliriz. Red Snapper'ımız da bitti neredeyse. Çok az kaldı. Bunları 4K'ya pazardan alıyoruz. 20 saniye boyunca 2400 can recovery'liyor. Bakalım ya. Neyse şimdilik devam ediyorum. Kapıda çaldı. Kapıya da bakayım. Geliyorum hemen. Evet, 45 dakika sonra bir tane Narun Stone attı sadece. Al Bahadır, bunu da koyarsın. Bunu nereye koyalım? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. 15 dakika daha kaldı. Buradayız. Demin kaseye geldi bir arkadaş. Ne yaptık? Statları sıfırladık. Dex'i full verdik. Health vermiştik bildiğiniz 100'e kadar. Can mana dengemiz olsun diye. Ama KS'ye geldikleri zaman maalesef dönüverdik hemen böyle. Boşa şimdi mana gidiyor 300'er basışında. Yapacak bir şey yok. Zaten 15 dakika kaldı şunun şurasında. Bittikten sonra da grup zindana geçeceğiz. Devam. Bir tane de Narun Dust aldık şu an. Potum bitti. 8 dakika kaldı. Uğraşamayacağım artık. Pot bittiği zaman uzayacağım abi. Grup zindana gireceğiz. Bunların dustların şeyleri de kırarız abi. Bunlar satılmıyor zaten. Çok ucuz. Belki yanlışlıkla içinden bir şey atar ki hiç zannetmiyorum. Oradan yolumuzu buluruz. Şu an var ya, bütün potları burada yakacağım. İnşallah ölmem. Lan. Gidiyorum şu an. Allah'ım hayır. Hayır 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 hayır. Ulan ya. Buraya kadarmış beyler. Evet, geldik şimdi şunları kırdırmaya. Fortune Teller'dan, Dust'lardan başlıyorum.
Kırdırdım birine. Evet, çok güzel pot attı. İkinciyi kırdırıyorum. Potumuz bitmişti, onun devamı geldi. Mana da sağ olsun yardımcı oluyor. Böyle üçüncüyü de kırdırıyorum. Bundan da mage bilmem ne attı. Narunstone'a geçiyoruz. Narunstone'dan da hop dedim ve Warrior Plate aldık. Güzel farm kanka. Hadi grup yapalım. Zindan'daki ilk boss'umuza geldik. Biri partiden düştü. Hemen hızlıca geri gelir umarım. Bir tane güzel bir drop be. Şu grup zindanlardan hiç alamadım drop. Aldım hep çar çöp. Hop. Evet, ilkinden başı aldık. İkinci de görüşürüz. İkinci boss'tayız. Hell Guardian. Bakalım bundan bir eşya, drop, takı, silah herhangi bir şey alabileceğiz mi? Bugünkü solo dungeonların birinden Spinning Axe aldım. Hop, başa devam. Venom boss'una geldik. Üçüncü boss'umuz, bakalım bundan drop alabilecek miyiz? Günlük bir baş bizi bekliyor. Hadi. Bol ağladık. Ağlayana atıyormuş beyler. Hop kıt. Kıtlayamadık yine. Bir sonrakinde inşallah. Üçüncü boss'tayız bakalım. Şöyle Poison Skeleton'dan. İlk 4 boss'tan drop atmıyor çok zaten. Son boss'tan alıyoruz drop'ları genelde. Yani alıyorlar. Şöyle en sevdiğim sahneden yukarı doğru koşturup son boss'u da keselim hadi. Diablo'ya geldik yine. Son boss'tayız. Alacağımız drop'tan habersiz kesiyoruz. Şöyle hiç beklemediğimiz bir anda şak diye 15K'lık drop'u. Assassin Pendant falan böyle ağzımızın ortasına verse. Hop güm. Evet. Teşekkürler Rise Online. Devam. Arkadaşlar selamlar. 4 günlük bir serüvenin ardından tekrar oyuna giriş yapabildim. 4 gündür yoktum. Hiç oyuna giremedim. Neden giremedim? İstanbul'a gittik İsveç konsolosluğuna eşimle. Oturum kartı için orada başvurular, parmak izleri, cart onları verdik. Bir ay sonra tekrar gideceğim. Oturum kartlarını alacağım. Ağustos 1'de de uçağa binip İsveç'e gidiyoruz abi. Onun dışında oyunda zindanlarımıza girdik. Drop alamadık. Bugün biraz farm atmayı deneyeceğim. Black Mummy'ye geldim burada. Solo bir şekilde bir tık zor oluyor. Ama iki kişiyi de kurtarmıyor diye biliyorum. Burada böyle bir SC, bir saat farm atacağız sizlerle birlikte. Bildiğiniz gibi Death Valley'de takı dropları var. Bizim istediğimiz şey takı dropu. Onun dışında bir drop istemiyoruz. Böyle yavaş yavaş salakta Twitch'te canlı yayında aynı anda ufak ufak keseceğiz. Umarım yüzümüzü güldüren güzel bir drop alır. Keyfimize bakarız. Bir tane kolye alsak bizim olay biter. Red Snapper'larımızı depoladık yine. Tanesini 3K'dan 4K'dan aldık. Rahat bir şekilde SC ile zorlanmadan dönüyoruz abi. Biri bize baskın gelmediği sürece bir SC'yi burada tamamlarız. Keyfimize bakarız. Bir drop olursa sizlere gösteririm. Drop olmazsa da ayaklarımızı tuttuğumuza vura vura koşar başka solda geliriz. Hadi bakalım şunu da keselim. Sonra devam edelim farmımıza. Haydi yavrum. Hadi Black Mummy. Just Game'i hop maalesef baş devam. Tuhaf bir şekilde Roko coin aldım abi. Onu da hemen şey yaptık. 0.2 Roko veriyor. Şaşırtıcı. Daha yeni zaten 5 dakika olmadı. Slottan Stun Shard ve Cursed Blade atıyormuş. Chat'teki arkadaşlar onu söyledi. Bir tane Cursed Blade de 2M 2.5M falan. Bir saatte 3 tane Cursed Blade alsak bile takı alamasak bir şey alamasak bile kurtarır. Yani saatlik 6M 7M kafi arkadaşlar çok iyi de değil kötü de değil kurtarır. Bakalım şunu da keseyim. Kesmeye devam edeyim sonra. Epic drop'umuzu hemen aldık. Mage Elite Bot maalesef çöp arkadaşlar. Hiçbir para etmiyor. Rogue ya da Warrior alırsak elit parça. Onu 800K'dan 1M'den çöp niyetini okuturuz. Olmadı gaza gelip upgrade yapıp olan paramızdan da oluruz. Upgrade gerçekten inanılmaz zor. Şimdi 5 dakika falan farm attık. Darlamalar çok fazla arttı. Yayındayız bildiğiniz gibi. O bana hadi keselim deyip ağzımıza sıçtılar. Şöyle salak salak droplarımız var. 45 dakikamız çöp oldu. İlerleyen günlerde o slotta belki farm atarız. Şimdi yine başka farm slotlarına devam edeceğiz. Selamlar, Naruto Tower'a geldik. 65 levelin olduğu yere geldik sadece. Burada 75 levellik Spider Woman'lar var. Bir tane kesmeye çalıştık. Canımız çıktı baya. Şimdi çekip bir tane daha keseceğiz. Aksirant kankamla. Bunlar biraz şok vuruyor arkadaşlar bak. Amel defteri duruyor. İki kişi zor farm atar burada. Belki bir tane DB alsan yanına. Olabilir. Oy. Amel defterini durdu kankamın. Sen koş oradan yetiş. Tonla mı düştün? Nereye düştün bilmiyorum. Burası zor. Bunların farmını ileride itemlarımız çok sağlam olduğu zaman farm atacağız. Güzel dropları var diyorlar ama iki kişi çok zor.
Spider-Woman macerasından sonra bir alt kata geldik abi. 18. kattayız. Burada lava golem kesiyoruz şimdi de. Burada bir süre kasacağız. Sonra ben artık farmı alırım. Şu anda falan kestik. Bir tane salak bir çöp attı sadece. Buradan narın küp alırız diye düşünüyorum ben. Narın küp de bu kırdırılan narın eşyalarının en değerlisi. İçinden epik eşyalar atıyorlar diyorlar. Belki kırarız, belki kırmayız. Drop'u atarsak tabi. Görürsek konuşuruz. Fazla atmayayım ben. Narun Tower'da da takı drop'u mevcut. Bizim amacımız takı drop'unu almak. Ama bir gün bir videoda diyeceğim ki beyler tamam voleyi vurduk, olay bitti. O günü yavaşça bekliyoruz abi. Bakalım hangi gün olacak. Selamlar tekrardan. Farmlardan maalesef bir sonuç elde edemedik. Drop da alamıyoruz. Şu an çok çalkantılı bir dönemdeyim zaten. Oyunu aktif olarak oynayamadığımdan dolayı sabitte farm atamadık. Şansımızı yine upgrade de deneyeceğiz her bölümde olduğu gibi. Bir gün yüzümüz gülecek ama ne zaman abi bilmiyorum. Buradan 2, 4, 6, 7 tane Common School'umu alayım. Bakalım burada basabilecek miyiz bunları? Bir tane bile geçirsek kafi deniyorum. Artı 7 göğüslük, artı 8 olursa güzel olur. Şöyle hepsini sırayla deneyelim. Tanesi bunun 1M, 1.5M civarında bir şey. Hadi bakalım. Sonunda bir voley vurmam lazım. Ama ne zaman bilmiyorum. Bunları da yakalım tertemiz. Upgrade sistemini de çözemedim. Zor abi, çok zor, inanılmaz zor. Hadi oğlum. Artı 7'den artı 8'e geçer mi? Oo! Çok iyi lan. 20'm kemiksiz tertemiz. Devam. Çok şaşırdım şu an ha. Son dakika gol. Bir tane daha geçerse inanılmaz oldu. Vallahi son dakika golü oldu. Ben yani bu bana gazı verdi. Tamam. Bunu satıyoruz. Bir tane de Asif Sinner String yan tarafa alıyoruz babacım. Artı 8 tertemiz. Sonra da yardırıyoruz. Arkadaşlar şöyle kafalık artı 8'i 12.5M'e veriyorum. Pazarcıya buya vereceğiz. Onun dışında şey sattık bir tane. Bu Druid Staff vardı daha önce düşürdüğümüz. 5M onu sattım direkt. Şu an 25M param var. Şöyle bir küpe düşüreceğim. Küpe alacağız inşallah Venom'dan. Ticarette görüşürüz. Arkadaşlar şöyle 22, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 22M Venom'dan Deepness Earring'i alıyoruz. Kardeşimize teşekkür ediyoruz. Klan'a da girdik. Farm Klan dedi. Müsait olduğumuzda Klan'la da burada farmlarız. Şöyle Deepness Earring'imi taktım. Bir tane pendant aldığım zaman set bonusunu alacağım. Ama pendant 180-190 şu an. Maalesef onu çabuk alamayız. Her bölüm bir tane takı koyacağız inşallah. Bundan sonraki hedefimiz o. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın abi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.